krizi millet için fırsata çevireceklerini söyleyenler şimdi bu krizi kendileri için fırsata çevirmekle meşguller. Salgınla mücadele edeceğiz dediler. Gece yarısı mecliste yandaş şirket kurtaracak düzenlemeler getirdiler. Varlık fonu dediler, milletin elde kalan son gümüşlerini rehin verdikleri, dolarla, avroyla borçlandıkları bu fonu şimdi stratejik firmaları kurtarmak için kullanacaklarmış. Bunların stratejik dediği yandaş müteahhit, İstanbul Finans Merkezi inşaatında kurtarılan stratejik şirketlerin kim olduğunu hep beraber gördük. Her işi sen, ben, bizim oğlan mantığıyla yapıyorlar. 18 yıldır doymadılar. Bu mübarek günde Allah tezelden gözlerini doyursun. Değerli basın mensupları, milletimiz hem bilmediğimiz bir virüsün hem de güç zehirlenmesine yakalanmış bir iktidarın tehdidi altında. Yandaş kurtarmaya dönük düzenlemelerin yanında infaz yasası ve YÖK yasasında yapılan son değişiklikler, millet can derdindeyken otokrat yönetimin krizi daha da otoriterleşmek için fırsat bildiğini ortaya koyuyor. Fikir hürriyeti, halkın haber alma ve farklı sesleri duyma hakkı bu sıkıntılı günlerde gasp ediliyor. Fox televizyonu ana haber bültenine 3 gün yayın yasağı getirilmesi, hübris hastalığına yakalanmış sarayın farklı düşüncelerden ne kadar nefret ettiğini, bunları nasıl duymak istemediğini açık seçik ortaya koyuyor. Saray müellifinin kendisi olmadığı haberlerin okunmasından ve birilerinin kral çıplak demesinden çok rahatsız. Anlaşılan saray kontrol edemediği yerel basının da susmasını istiyor. Ağırlaşan ekonomik kriz yerel basını perişan ediyor. Girdi maliyetleri sıçrıyor. Aileleriyle beraber sayıları 10 binleri aşan basın emekçilerimizin feryadını duyan yok. Diğer taraftan salgın sürecinde hemşerilerine yardım için canla başla çalışan İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarımız hakkında soruşturma açılmış. Sarayda hiç mi aklı başında izan sahibi insan kalmadı? Belli ki bu işi hala seçimde milletten yediği tokadı sindiremeyen mızıkçı kafalar yönetiyor. Vatandaş ızrar halindeyken yardım yapanı engellemek, bundan siyasi rant devşirmeye kalkmak nasıl bir zihniyetin işidir? Bu artık zurnanın zırt dediği yerdir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, bizim belediyelerimiz milletimizin bu sıkıntılı günlerinde tüm imkanlarıyla hemşerilerine destek olmaya devam edeceklerdir. Değerli basın mensupları, biz istikameti millet olanın pusulası şaşmaz diyoruz. Onlar muhalif ses duymak, hesap vermemek için Gazi Meclisi tatile sokuyorlar. Şu zor günlerde saray millet iradesinin tecelligahı olan meclisimizi hem de 100. kuruluş yıl dönümünde 45 gün tatil yapmaya zorluyor. Oysa meclise şu anda en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerdeyiz. Meclisimiz salgına karşı azami tedbirleri alarak çalışıyor. Bırakın meclisimiz çalışmaya devam etsin. Milletin dertlerini, sorunlarını dert edinsin, milletimizin derdine derman olacak yasaları çıkartsın. Kurt kışı geçirirmiş ama yediği ayazı da unutmazmış. Elbet bu günler de geçecek. Milletimiz sabretsin. Seçim sandığının önüne gelmesini beklesin. Seçim sandığı geldiğinde de beceriksizlikler nedeniyle geçirdiği kış ve yediği ayazı hatırlasın. Sayın Genel Başkanımıza ve partimize yurdun dört köşesinden mektuplar yağıyor. Dertler o kadar çok ki. Meryem Hanım yazmış, küçük bir oğlum var. Kaygılanmaya başladım, ne olacak? Kimse görmüyor mu bizi? Biz de bu vatanın evlatlarıyız. Biz bir yardım eli bekliyoruz. Kahvaltılık hiçbir şeyimiz kalmadı. Yakında olan yiyecekler de bitecek. Para desen o hiç yok. Zaten ne kiramızı ödeyebildik 2 aydır, ne faturalarımızı, ne özel ihtiyaçlarımızı alabildik. Anneyim, korkmaya başladım. Lütfen duyun bizi. Artık yoruldum, psikolojim bozuldu. Yunus Bey şöyle yazıyor. 30 gündür evdeyim. Koronavirüs nedeniyle iş yerimiz kapatıldı. İnşaat işçisi olarak çalışıyorum. 12, 8 ve 2 yaşlarında 3 tane kızım var. Devletin verdiği krediye başvurdum,
değerlendirme aşamasında diyor. Çok zor durumdayım. Evim kira, taksitler, fatura. Şaşırdım kaldım vallahi. Bunalıma gireceğim. Çok zor durumdayım. 40 yaşıma kadar hiçbir yardım talebinde bulunmadım ama çok zordayım. Murat Bey yazıyor. 46 yaşındayım. Kronik kalp hastasıyım. İlaçlarımı şimdilik alabiliyorum. Raporu olmasına rağmen devlet hepsini ödemiyor. 3 çocuğum var. Oğlum dinlenme tesisinde çalışıyordu. Salgın yüzünden kapandı, işten çıkardılar. Ben de çalışamıyorum. 2 tane de kızım var. Biri 17, diğeri 9 aylık. Ziraat Bankası'na kredi için başvurdum, ret verdiler. Kaymakamlığa sosyal yardım için başvurdum, onlar da ret verdi. Maske için eczaneye gittim, mesaj geldikten sonra maske yok eczanelerde. Allah aşkına yardım edin. Lütfen son çarem sizsiniz. Eren Bey yazmış. Çeklerimiz yazılıyor. Ticaretimiz bitecek ve her şeyimizi kaybedeceğiz. Cumhurbaşkanının bu konuda söylemleri var ama bizler dehşet içerisinde başımıza ne geleceğini bekliyoruz. Devlet bankaları çaresiz, kredi veremiyorlar. Hepsine yazdım, şimdi arıyorlar ama onlar bile ümitsiz. İşte milletimizin ruh hali bu. Çaresizlik hissi ve ümitsizlik en kötü duygudur. Ekonomik sorunlar bir şekilde aşılır. Ama toplumun psikolojisindeki bozulmanın ve sosyal yapıdaki çözülmenin telafisi olmaz. Sosyal devlet işte bugünler için vardır. Sosyal devlet kimsesizlerin kimsesidir. Bu devlet bugün sıkıntıdaki vatandaşların yanında olmayacaksa ne zaman olacak? Salgınla mücadele amacıyla kahvehanesinden berberine, düğün salonundan tiyatrosuna, 144.690 işletmenin kapısına kilit vuruldu. Berber, kuaför, güzellik salonlarında çalışan 540.000 çalışanımız şimdi evinde oturuyor. AVM'lerde çalışan 523.000 çalışanımız faturalarını nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Kahvehaneler kapandı. 259.000 kişi günlük yevmiyesini kaybetti. Okul ve yurt kantinlerinde 150.000 civarında emekçi işinden oldu. Bunlar ne yiyor, ne içiyor? Az önce feryatlarını mektuplardan duydunuz. Değerli basın mensupları, G20 ekonomileri içinde milli gelirine oranla yurttaşlarına en az destek veren ekonomilerden biriyiz. Devletin tüm imkan ve araçları bugün millet için kullanılmayacaksa ne zaman kullanılacak? Bütçe açığı hedefi sene başında 139 milyar liraydı. Yani milli gelirin %3'ü kadardı. Bu yıl bütçe açığı 139 değil, 439 milyar lira olursa milli gelirin %9'u kadar açık verilir. Aslında geçmişte bu büyüklükteki açıkları rahatlıkla finanse ettik. Küresel konjonktür böyle bir açığı izah etmek için de uygun. 100 yılda bir görülen bir salgınla karşı karşıyayız. Kaldı ki böyle bir mali genişlemeyi ülkemizin üretim ve büyüme potansiyelini tahkim eden, işçiyi ve iş yerini koruyan, aynı zamanda çıkış stratejilerini de ortaya koyan güçlü bir ekonomik programın parçası olarak tasarlarsanız hiçbir sorun olmaz. Hep söylüyorum, yeni bir hikaye yazmak zorundayız. Çünkü her şey değişti. Millet açlıktan bunalırken açığa değil, açlığa bakacaksınız. Millet açsa salgının üstesinden gelmek için nasıl çalışmadan evde oturabilecek? İş bilenin, kılıç kuşananın diye damat bakanın kayınpederi daha yeni bir söz söyledi. Ama açık söyleyeyim, damat bakan ne işten haberdar ne de milletten. Bir yandan kendisine yol göstermeye çalışanları suçluyor, diğer yandan 10 bin lira limitli temel ihtiyaç desteği tahsislerine başladık diyerek millete faizle verdiği borcu destek gibi satmaya kalkıyor. Destek karşılıksız olur Sayın Bakan. Faizle verilen kredinin adı ticarettir. Kaldı ki millet fazla verdikleri borca da faizle verdikleri bu borca da ulaşmakta zorlanıyor. Ulaşamıyor. 10 bin lira kredi için başvuranların çoğu reddediliyor. Kabul edilenlere de 2 bin lira ile 3 bin lira kredi verilip gönderiliyor. Yani ağızlarına bir parmak bal çalınıyor.
Sanayici ve esnafa verilen destek kredilerinde de durum farklı değil. Bankalar her zaman olduğu gibi ya tuzu kurur, riski az müşteriyi ya da yandaşı tercih ediyor. Para gerçek ihtiyaç sahibine gitmiyor. İnsanlar işinden oldu. İşten çıkarmayı yasaklayan yasayı daha yeni geçirdiler. Ama bu yasayla rızasız, ücretsiz izni getirdiler.